Editör masasına hoş geldiniz. Bu hafta moderasyonu Metin kardan ben devraldım. Adem Yavuz Arslan ve Levent Kenes'le birlikte gündemi konuşacağız. Çok kalabalık. 15 Temmuz'un yıl dönümü ve anma kutlama hangisi denirse anma kutlama etkinlikleri tartışılıyor, konuşuluyor. Televizyon izlenme oranları ortada. Bir ilgisizlik var. Sadece iktidarla sınırlı kan, kal, kalan bir değerlendirme var gibi iktidar basını iktidar basını derken de çok daraltılmış bir iktidar basını. Buna bakacağız. Sinan Ateş davası iddianamesine girmeyen ancak dosyadan sızan görüntüler, mesajlaşmalar konuşulmaya devam ediyor ve bu siyaseti belirlemeye devam ediyor. Buna bakacağız. Süleyman Soylu'nun istifa edip etmeyeceği konuşuluyor. En son bir Twitter mesajıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Acaba bu AKP MHP bilek güreşinde Mühim bir unsur mu ya da bir kırılmanın işareti mi? Buna bakacağız. eş zamanlı olarak Ayhan Baro Kaplan dosyası üzerinden de siyasette bir mücadele var. Bütün bunların hepsi birbirinden bağımsız değil elbette. Ancak şu dakikalarda Türkiye tekrar ısıtılmış uyutulma yani hayvanların uyutulması sokak hayvanları deniyor ama... Ne kadar doğru bilmiyorum. Başı boş gezen hayvanlar veya serbest hayvanlar da denebilir belki. Onların uyutulması meselesi. O ötenazi diye bir kelime icat edildi. Anlamı dışında kullanılıyor. Komisyon karışmış. Tarım Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu. Muhalefet milletvekilleri katliama izin vermeyeceğiz diye e, çalışamaz hale getirmişler komisyonları. Keşke her konuda böyle olsalar dedirten görüntüler yaşanıyor. Sıcak konu bu. Fakat bir diğer sıcak konu var ki o bugün sabahtan beri konuşuluyor. Bir kaşet iddiası, daha doğrusu dolaşıma giren bir video meselesi. Bu dolaşıma giren kaşet dolaşıma giren video veya mahrem görüntü meselesi öteden beri var. Fakat bu video veya gizli kamera konularının yaygınlaşması, hemen her evde olan laptop gibi, laptop kamerası gibi, telefon kamerası gibi kameralara sızma ve oradan görüntü çekip veya ses çekip yayınlama gibi hacker teknikleri filan da olunca son dönemde egemenlerin arasındaki güç mücadelelerinde kullanılıyor. Şantaj amaçlı ya da tehdit amaçlı ya da birilerine ekart etmek için. Bunun son mağduru, kurbanı Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan milletvekili ve 50 yıldır Türk siyasal hayatının yakından tanıdığı bir isim. Montaj dedi, suç duyurusunda bulunduğu. Fakat işin bir de şöyle bir tarafı var Levent Genez'e geçmeden önce. Onun da altını çizmem lazım. Peki bu görüntüler nasıl dolaşıma giriyor? Ve bu görüntüleri dolaşıma sokan platformlar nasıl buna izin veriyor? Buna yapılan itirazlara da ya bu iki kişi arasında rızaya dayalı bir ilişki deyip de mahsuru yok diye nasıl cevap veriliyor? Elon Musk'ın X platformundan bahsediyorum. X platformu böyle bir açıklama yaptı. Ve girdiğinizde Allah aşkına pornografik görüntülerden hatta bazı hashtaglerle arama falan yaptığınızda ne bileyim eskortlara falan varıncaya kadar pek çok orada e yani mazuruma hoş görün müstehcen diyeyim hadi müstehcen paylaşıma izin veriliyor. Bir de işin böyle bir yanı var. Yani görüntüyle mücadele ettiğinizde videoyla mücadele ettiğinizde onu oradan kaldırmak da ayrıca bir mesele. Şu yu kundan beter bir hadise de var. Her ne kadar montaj iddiası ya da işte ne bileyim suç duyurusu falan gibi araçlara başvursa da mağdur ya da kurban iş onunla kalıyor bir biçimde. Bu konu konuşulmaya ...başlanmış oluyor, dolaşıma girmiş oluyor ve bundan siyaseten veya güç olarak, pozisyon olarak zarar görebiliyor. Bunun hedef alan, bu operasyonu hedef alan, operasyonun hedef alındığı kişiler. Çok boyutlu bir mesele ama belli ki vardı, şu anda yaşanıyor ve bundan sonra da olacak gibi. Ne diyorsun Levent Kenes? Tarık Bey, son bahsettiğinizi çok önemsiyorum. Bu görüntünün yayılması. Şimdi hashtag, özellikle bot hesaplar ya da müstehcen hesaplar bu popüler hashtaglere de girip sızıp çöplüğe çevri, iğrençliğe çeviriyor. Hepimiz YouTube yayıncılığı yapıyoruz. Yapay zeka diye bir şey vardı. o kadar gelişti ki bunların istenmeyen çocuklara aileye aykırı ya da opsiyonel görünmesini yapmaları çok kolay. Belli ki bunu uğraşmıyorlar. Ve e, XMI platformu tam bir çöplük hele hele Sarıgül olayında. E, ya neler var şöyle bir bakayım deseniz gerçekten çok çirkin görüntülerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi Mustafa Sarıgül e, e, hemen açıklama yaptı. Dedi ki bu bir montajdır. Şantajdır ve tehdit. Ben bu işin bu kısmındayım. Diğer o ne olduğuyla alakalı hiç değilim. Diyor ki tehdit ve şantajı uğradım. Bir milletvekili. Şimdi eğer böyleyse e, CHP bir milletvekiline tehdit ve şantaj yapılıyorsa kurumsal olarak bir duruş sergilemesi gerekmez mi? Sadece sarı gün açıklama yapıyor. Kendisi internetten bulmuş, logoyu indirmiş bir kağıda, logoyu yapıştırmış, üzerine açıklama yapıyor. Ulusal Kriminal Büro diye özel çalışan bir Kırmızı büro var. Buradan rapor almışlar. Hani doğruluğu, yanlışı vesairesi uzmanlığına hiç girmiyorum. Hadise zaten özel hayat. Hiç ilgilendirmez. Ee, Mustafa Sarıgül hani yıldızı sönmüş e, TikTok'ta bir karikatür e, figürüdür. Cumhurbaşkanı olmak gibi bir durumu zaten yok. CHP'ye başkanı olmak gibi bir durumu yok. Böyle bir e, siyasi işe neden şantaj yapılır? Bir siyasi geleceği var mı? Yok. İki, kendi özel e, ilişkiler, ticari ilişkileri, ailesinin ilişkilerinden dolayı, mafyatik ilişkilerden dolayı bir tehdide mont şey mi karşı karşıya? Onu da bilmiyoruz. Bu da kendi savcılığa e, başvuruda bulunduğu yayınlayan hesaplarla alakalı ama bu kamu ilgilendiren bir durum da söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiline tehdit edecek, bu görüntülerin yayacak gücün, kudretin ortaya çıkartılması lazım. Eğer yani şantaysa, şu şant adi bir olaysa, adi bir olay, siyasi bir komploysa, ben e, Sarıgül üzerinden acaba bir mesaj mı veriliyor? çünkü Türkiye'de dosyalar var, şu şunun elinde, bilgisi var, şu şunun elinde, belgesi var diyerek bu görüntünün içeriğiyle de alakalı olarak bir yerlere mesaj veriliyor. Bunu da merak ediyorum buna yönelik daha fazla bir hissiyatım var. Çünkü Sarıgül siyasetten e, bitirmek vesaire diye bir amaç olamaz. Hani böyle bir irade olamaz. Ya çok adi bir olay, para karşılığı ya da karışıklığı, ailece karışıklıkları ki e, işte belediye başkanlığından gelip oğluyla alakalı neler neler e, biliyoruz, iddialar duyduk. Hani temiz bir siyasetçi de değil. E, çektiği videoda 50 yıldır siyasi hayatıyım dedi. Hatırlarsanız Türkiye'nin en geç milletvekili olarak nasıl, meclise girmiş. Hatta ilk yemin töreninde bir tokat hadisesi yani daha birinci dakikadan bu katla başlamış bir milletvekiliydi. Yaşı yeter izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Şimdi bununla alakalı birçok ahlakçı kesilen kesim. Sedat Peker benzer içerikte bir görüntü yayınlamamış mıydı başka bir medya kuruluşla alakalı? O zaman çarşaf şafra dolaştıranlar şimdi ahlakçı kesildi. Bu işte ilkesel bir tavır sergilemek lazım. Bu özel hayat bizi ilgilendirmez ama bir milletvekilinin tehdit edilmesi, şantajı uğraması ki böyle beyanını esas almamız lazım. Bence bu milli güvenlik sorunudur. Bunun araştırılması, ortaya çıkarılması gerekir. Adem Yavuz. Ya söyleyecek çok şey var, çok boyutu var. Şimdi montaj deyince ben bir, kısa bir hatırlatma yapayım. Montaj olmayan bir sürü video vardı, ses kaydı vardı. Onlar siyasette unutuldu, gidildi. Erdoğan'ın ne şey para sıfırlama şeyleri gibi. Bunu neden hatırlatıyorum? Şuradan hatırlatıyorum. Eğer siz peçeteye yazılan saatin parasını elden aldım gibi böyle komiklikleri ya da işte e, benzeri şeyleri göz ardı eder, onları çözmez, hani siyasette taşlar yerine oturmazsa, bu bir şantaj aracına dönüşür. Gördüğünüz gibi işte bu olayda da çok ciddi bir şey var. CHP kulislerinde ya da İstanbul çevrelerinde konuşulan, Mastak'ta dönen büyük araziler, rantlar, kavgalar, işte eve yerleştirilen kaset üzerinden rüşvet pazarlıkları, oğlunun gitmesi, gelmesi, dönen paralar, yani ortada birileri birilerine şantaj yapıyor ama bunu siyaseten kullanan birileri var. Şimdi az önce sen özetledin, güzel özetledin. Yani bu bu tip yayınları kim nasıl bu kadar organize bir şekilde yayınlayabiliyor? Bu kadar organize olmasına nasıl göz oluyor ve neden üzerine gidilmiyor? Mesela kasetlerin, bu kasetin bir süredir şantaj yapıldığı, bir süredir CHP üzerinde şantaja malzeme yapıldığı anladığımız kadarıyla konuşuluyor. Çünkü bir takım Gazetecilerin yazdığı perde arkası kulisler var. Bir takım isimler, rakamlar, evdeki hizmetçi vesaire e, Detaylar şu anda zaten konuşulan veriler. E peki bunun üzerine neden kimse gitmedi? Ve bu bir yılı yakın süredir devam eden şantaja mesela her konu hakkında harekete geçen iktidar mesela bunlarla ilgili neden harekete geçmedi? Acaba şantajın ya da kumpasın bir tarafında saray nerede duruyor? Yani uçan kuşla ilgili... Harekete geçen saray acaba bu konuda neden kenarda durdu ya da acaba bu işin neresinde şimdi e, ortada dosya savaşları iktidar için mücadeleler soylunun ortaya çıkması ve benzeri bir sürü tartışma var. Şimdi bunları göz ardı etmemek gerekiyordu ama işin üzerine gitmeyip sadece yine böyle bir e, hani e, selden küçük kapma diye bir tabir vardır eskiler çok kullanır. Hani bu olay yaşanmış ortaya çıkmış. Ama hazır bu fırsat varken deyip biz yine bir buradan bir e, filana filana e, sövelim, küfredelim diyen tweet atan insanlar var. Bunlar ekrana çıkan insanlar. Bu da ayrı bir ahlaksızlık. Yani olayın tarafları belli, yapanlar belli. Yani kişilerin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. O yüzden ben videonun içeriğine falan girmeyeceğim. Bu benim meselem değil. Ama ben işin şu boyutundayım dediğim gibi. Bir, Türkiye'de bu tip şeyler hep şantajla ve e, operasyon aracı olarak yıllardır kullanıldı. Ve maalesef bunlarla ilgili atılması gereken adımlar, yapılması gereken soruşturmalar, yargılamalar yapılmadı. Özellikle iktidar cenabını hep kullandı, kullanmaya devam etti. Ya şöyle bir hatırlayalım hepimiz arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Ben Erdoğan'ın Deniz Baykal kasetini yayınlanmadan önce izlendiğine ait görüntüyü izledim demişti. Hani bu görüntüyü izlediğini açıklayan bir ana muhalefet varsa lideri vardı. Bunların hepsi böyle üzeri örtüldü. Erdoğan rejimi hep klasik numarasını yapıp birilerini suçladı geçti. E şimdi onlar aydınlatılmadığı için işte bugün hala bunlar bir şantaj aracı olarak devam ediyor. Ben işin açıkçası Levent'in dediğine çok e, önemli önemsiyorum. Yani işin şantaj kısmı çok önemli. E, bu yöntemle herkes herkes her şeyi yapıyor o zaman. Evet. O bahsettiğin açıklamayı bizim bir yayında da Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti. E, CHP Genel CHP Genel Merkezi'nde bir söyleşi gerçekleştirmiştik birebir. Orada söylemişti. İşte ben onu gördüm. Yani Erdoğan o Baykal videosunu kastediyorsun. Baykal videosunu evet. seyrederkenki görüntüsünü gördüm. Hatta Erdoğan hatırlatalım o gün meydanlarda. O gün nerede meydanlarda? Bu özel değil genel genel diye konuşmuştu. Ama dediğim gibi hepsi unutuluyor. Ezelden beri olan bir konu bu. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle eskiden belki casus kameralar falan vardı ama şimdi herkesin evinde. Onlarca kamera var, mikrofon var. Bir biçimde hacker marifetiyle dahi. Sızılabiliyor İlla bir kamera yerleştirmeniz veya bir tuzak kurmanız gerekmiyor. Tekrar geçmiş olsun Mustafa Sarıgül'e. Levent'in söylediğini de önemsiyorum. CHP kurumsal kimliğinin bu konuda sessiz kalmasının da altını çizmek gerekiyor. Her ne olursa olsun bu konuda mağdurun veya kurbanın yanında olmak gerekir. Mahremiyeti ihlaldir, suçtur, özel hayattır ve bir tür komplodur bu. Deniz Baykal videosunda olduğu gibi ve siyaseti, siyaseti dizayn amaçlı bir komplodur bu. Ayrıca bilmiyoruz, Levent özetlerken söyledi, başka nice videolar veya böyle belgeler vardı da belki de şantaj aracı olarak kullanıldı, ortaya çıkmadan da sonuç aldı. Şimdi farklı bir konuyla devam edelim. 15 Temmuz'un yıl dönümü haftasındayız. Fakat 15 Temmuz neden 15 Temmuz'u konuşmamız lazım? Yani 15 Temmuz bir Çorlu tren kazası ya da Soma Soma maden faciası değil. Ya da geçen yıl yaşadığımız Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş depremi gibi bir işte yıl dönümünde falan konuşmamız gereken bir konu değil. 15 Temmuz 2016 sonrasında yaşanan gelişmelerle bugünkü rejimi şu konuştuklarımız dahil dizayn eden bir olay milestone deniyor İngilizcede. Yani milat. Mühim bir milat ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadığı gibi Gittikçe e, kötüye gidiyor. Ekonomik, sosyal sonuçları var, toplumsal sonuçları var, ve elbette siyasetteki sonuçları da var. 15 Temmuz ile ilgili ben çok kısa bir not okuyacağım ve onun üzerine Adem Yavuzla başlayarak size söz vereceğim. E, önemli bu, önemsiyorum. Neden? Neden bu notu şimdi okuyorum e, ve neden e, bugün bu programda yer verme gereği duyuyorum? Kara havacılıkta görevli binbaşı. Ankara'dan bir taksiye binip MIT yerleşkesine girdiğinde tarih 15 Temmuz 2016 saat 14.45'te. O saatten Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Akıncı üstüne götürülmek üzere derdest edildiği saat 21'e kadar geçen sürede yaşananların mantıklı açıklamasını hala öğrenemedik. Binbaşı'nın 3 helikopterle MIT müsteşarı kaçırılacak ihbarı Orgeneral Akar ve Müsteşar Fidan tarafından nasıl oldu da bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirilmece. Darbe girişimi sırasında 1. Ordu Komutanı olan 2 hafta sonra Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Meclis komisyonundaki ifadesinde darbe ihbarı alınsaydı Genelkurmay Başkanının başka emirler de vererek girişimi en başından engelleyebileceğini söylemişti. O tarihte Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zeki Aksakals'a başka emirlerin ne olabileceğini şöyle anlatmıştı. Silahlı kuvvetlerde kriz olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz ilk tedbir olarak personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz'da ilk haber alındığı zaman uygulanmadı. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı. Genelkurmay'daki değerlendirme devam ederken MİT Müsteşarı Marmaris'te bir otelde tatil yapan Cumhurbaşkanı'nı aradı. Cumhurbaşkanı'nın istirahatte olduğunu öğrenince konunun hayati önemli olduğunu söyleyip uyandırılması için ısrarcı olmadı. Koruma müdürüne bir olay olursa Cumhurbaşkanı'nın güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Koruma müdürü yeterli adam olduğunu güvenliği sağlayabileceğini söyledi. Ve bir daha Cumhurbaşkanı'nı aramadı. Yine Başbakan Binali Yıldırım'a bağlıydı. Onu da aramadı, bilgilendirmedi. Yine dönemin İçişleri Bakanı Efkan Alay'dı. İçişleri Bakanı'nı da aramadı. MİT Başkanı Hakan Fidan. Cumhurbaşkanı tatile çıktığında askeri yaverleri yanında değildi. Bir darbeden şüphelenerek askeri yaverlerini ekip tatile çıktıysa nasıl oldu da Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı binbaşının ihbarını bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirmediler? Son not. Mehmet Dişli, darbe girişiminden önceki Yüksek Askeri Şura'da mutlaka emek emekli edilmesi konusunun gündeme geldiğini, bunun devlet tarafından engellendiğini Ahmet Davutoğlu henüz AKP ile yollar ayrılmadan önce açıklamıştı. Mehmet Dişli 16 16 Temmuz akşam üzerine kadar Başbakanlık kri, Kriz Merkezi'nde kaldı. Biraderi Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi olan Şaban Dişli'ye bilgi verdi. Ancak akşam üzeri merkeze giden polislerce tutuklandı. Hulusi Akar Dişli'nin helikopterde kendiyle beraber gelmesine neden itiraz etmedi? Niye inince tutuklaçmadı? Meclis Komisyonu'nun AKP'li üyeleri de herkesi dinlediler. Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ı dinlemek konusunda ısrarcı olmadılar. Komisyonun hazırladığı rapor ortada yok rapor yayınlanmadan kayboldu. Cumhurbaşkanı olduğu sürece Erdoğan bu sorulara yanıt alamayacağımızı da artık biliyoruz. Niye notlarıma bakarak okudum? Özetlediğim bir not bu. Mehmet Yılmaz'ın yazısı bu T24'te 15 Temmuz'un yıl dönümünde 8. yıl dönümünde yazdı. Ve şimdi mahalle bunları konuşmaya başladı. Medya mahallesini kastediyorum. Mehmet Yılmaz önemli bir isim. Doğan grubunda dergi ve gazeteci yöneticiliği, gazetelerde yöneticilik yapmış. Ve bugün medya mahallesi olarak bildiğimiz mahallenin herhalde yarıya yakınının da ağabeyi ya da ustası pozisyonunda bir isim. Fakat bugün bu çok haklı sorular 8 yıl önce sorulmadı, 7 yıl önce sorulmadı, 6 yıl önce sorulmadı. Şimdi soruluyor. Öyle olduğu için ki 15 Temmuz'un yıl dönümünde anma mı dersiniz, kutlama mı dersiniz? Eskisi gibi yankı bulmuyor, makes bulmuyor, televizyonların izlenme oranları bile yerlerde sayıyor. Adem Yavuz seninle başlayalım. Ya şöyle çok önemli bir yerden e, girdin. Şu açıdan girdin. İktidar da bunu gördüğü için bu yıl ekstra asıldı. Yani filmler, toplantılar, sarayın bahçesinde inanılmaz büyük gösteriler. Yani iddia ediyorum milyonlarca dolar harcandı. Türkiye'nin bütün büyük elçiliklerinde programlar vardı. Washington'da, e, Londra'da e, hatta senin olduğun yerde işte kamyonları gezdirdiler. Bana göre mizah unsuruydu. Yani adam, insanlar baktım ne diyor bunlar diye. Böyle işte Times Square'de büyük dünyanın en pahalı reklam panolarına reklamlar verdiler. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, köylerine kadar organizasyonlar yaptılar. İnanılmaz asıldılar çünkü yani zemin kaydı, halı kaydı. Yani gitti bu 15 Temmuz'un üzerine kurdukları hikaye delik deşik. Tabiri caizse hani Hulusi Akar kısmında konuşacağız. Şey dedi ya işte yayın esnasında ben önce anlayamadım. Tekrar dönüp bir daha dinledim. Sonra bir daha dinledim. Yani orada şey diyor. Sabıca dedim mal iyi mal. Yani şey mal sağlam dedim diyor. Yani sağlam falan değil çürük ve her yerinden kokular yükseliyor. Yani ve insanlar bunu sorguluyorlar. Erdoğan rejimi de bunu gördüğü için bu yıl aşırı asıldılar. Ama ona rağmen ne izlendi ne de beklenen istenen etki oluştu. Hatta şöyle kontrol edin. Haberlerin reytingleri, izlenmeleri bir kenara koyun. Bütün propaganda bültenleriyle ilgili yaptıkları yayınların altındaki yorumlara bir bakın. Yani kim, hangi kesimden insanlar ne demişler? Ve özellikle de o işte bakanlara görev emri yazılmış gibi her bakan bir televizyona çıktı. Hepsi de ayrı ayrı şeyler söyledi. Hani güçlü bir hafızanız yoksa büyük yalanlar söylemeyin denir ya. Şimdi Efkan hala diyor ki TRT'nin kurtarılması talimatını ben verdim şey diyor Süleyman Soylu ben kurtardım. Abi hanginiz kurtardınız? Yani bir kere zaten orada bir avuç adam vardı. Yani bunun gibi sayısız şey var. Hulusi Akar'ın açıklamaları skandallar bütünüydü. Erdoğan şunu görüyor. Erdoğan rejiminin müttefikleri de şunu görüyor. Elimizdeki sınırsız propaganda imkanına rağmen istediğimiz hikaye tutmadı. Yani bu kadar insan sorguluyor, soruyor her türlü sansüre ve yasağa rağmen. Dolayısıyla Mehmet İlmaz'ın 8. yılda bunu yazmış olmasının bir boyutu daha var. O da şu. Bu, bu soruları ilk gün kimse sormuyor muydu? Herkes aynı soruları ilk günde soruyordu. Ama o günlerde şöyle bir şey vardı. Özellikle Özgür Özel'in desteğine rağmen Erdoğan, onu da pas geçmemek lazım. Ee, Özgür Özel AKP'den çok AKP'li söylemleriyle dikkat çekti bu sene. Bu e, süreçte burada bir iki yüzlük de var. Onun da adını koymak lazım. 15 Temmuz olduğunda ilk gün herkes aslında burada bir bit yeni olduğunu anladı. Zaten aklı olan herkes zaten bunu görüyordu. Ama sesini çıkarmadılar. Neden? Erdoğan rejimi cemaati yok etsin. Biz Erdoğan'ı sandıkta deviririz, yaparız. iktidarda da bize kalır. Fırsatçılığında bana göre gayri ahlaki bir tutum sergilediler. Yıllarca bu sürece katkı sağladılar. Söylem 15 Temmuz söylemiyle Öğrencilere kadar, 15-16 yaşındaki çocuklara kadar, kundaktaki bebeklere kadar soykırma tabi tutmasına sessiz kaldılar. Şimdi 8. yılda diyorlar ki ya bu işte bir bit yeniği var. Abi o bir bit yeniği ilk günde vardı. Siz ilk gün görmek istemediniz, 2. 3. 5. yıl görmediniz. İrade olarak görmediniz. Bir tane kişiye kanalınızı açmadınız. Yani Ruşen Çakır diyor ben bu kanalda hiçbir FETÖ'cü tırnak sesi diyor. Söz hakkı vermem diyordu. E şimdi bunlar çıkıyorlar diyor ki ya 15 bu falan. Abi 8 sene sonra mı? aklınız başınıza geliyor. Neden? Çünkü istedikleri oldu. Hükümet cemaati kızıldı. Bir sürü insanın hayatını mahvettiler. Herkesin malına mülküne çöküldü. Her türlü zulüm yapıldı. E şimdi Erdoğan da zayıflıyor. Erdoğan da bir ayağı çukurda. E tamam ikisinden birden kurtuluyoruz. Hadi şimdi hakikat avcılığına çıkalım e, tiyatrosu oynuyorlar. Kusura bakmayın da yani yemezler. Peki. Levent Kenes. Şimdi tabi cemaatle ilgili e, istenilen amaca ulaştıktan sonra artık 15 Temmuz bazıları için bir muhalefet alanı olmaya başladı, sorgulamaya başladı. Aslında hakkını yemeyelim, 15 Temmuz'dan sonra o karşı mal edeceğimiz sorgulayan e, belli bir sınırlar içerisinde gazeteciler vardı. Mesela Ameşlik bir yazı dizisi yapmıştı, içeriye aldılar. Çıktıktan sonra bir daha 15 Temmuz'u ağzını almadı ki milletvekili, hatta dokunmazlığı da vardı. E, başka bir meslektaşımız artık emlakçı oldu, çok değişik bir şartla ortaya çıkarmıştı hapse attılar, burnundan getirdiler, meslek değiştirdi, emlakçılık yapıyor. Mevsel Yıldız'ı içeriye aldılar, bıraktılar ki 15 Temmuz davalarını takip eden gazeteci. Yani böyle mesaj verdiler. Burası dokunulmaz, buradaki rejim söylemini asla sorgulayamazsınız. Ki 15 Temmuz'un ilk yıllarında çok daha sıcak bir dur olay vardı. O yüzden asla böyle o deli kaçtırmaya çalışmıyorlardı. Ama yurt dışına gazeteciler vardı, sosyal medya vardı. Her şey konuşuldu ki bu darbeden 5 gün sonra Meydan Gazetesi'nin son sayısıdır. Biliyordunuz engellemediniz diye bir manşet atmıştık. Gazeteyi bastılar. Bu e, mecraların, muhalif mecralarının yayına devam ettiğini düşünün. Neler neler ortaya çıkardı. Bizlerin, gazetecilerin o davaları takip ettiğini düşünün. Neler ortaya çıkardı. 15 Temmuz bütün böyle devletin dayattığı resmi günler, programlar gibi illa darbe olmasın hiçbir şekilde toplumda aslında kök salmış bir durum değil. Yar, mesela önümüzdeki yıl etkinlikler yapılmasa hiç kimse çıktı ya ne oluyor halktan demez. Ben e, şuna çok iyi inanıyorum korkudan ya da ülkedeki iklimden dolayı insanlar dile getirmeseler de çok ezici bir çoğunluğu bakın çoğunluk demiyorum ezici bir çoğunluğun 15 ile ilgili olarak bir şeyler var bu öyle bize anlatıldığı gibi değil Erdoğan ve bu işin planlayan arasında olduğu çok net anlayışı hakim olduğunu düşünüyorum şimdi insanlar Elbette söyleyemiyorlar, belki konuşamıyorlar ama İstihbarat vermemiş bir mit başkanının görevine devam etmesi, daha uzun yıllar, daha sonra bakan olması, el üstünde tutulması, insanlar bunu görmüyorlar mı? Köp bu yaşı yetenler epey ülkede darbe yaşadı. Onlar bir darbe nasıl gerçekleşir bilmiyorlar mı? Köprünün tek tarafta tutulmasının absürt olduğunu bilmiyorlar mı? Aynı şekilde Hulusi Akar ki bu sene yayına katıldı. Altındaki insanlar darbe yapmış. Bütün yardımcılar hep bunu tutmak içinde kullanıyormuş. İşte belli bir gruba üyeymiş. Ama buna rağmen Milli Savunma Bakanı yapmışlar. Erdoğan gibi böyle canı tatlı, parası tatlı bir adam kendisine böyle bir olaya karşı girişilecek ve bunun sorumlularını devam ettirecek mümkün değil. Erdoğan'ı açık artık herkes tanıyor. O yüzden bu iş içinde bir iş var. Ama tabii eee tasfiye edilenler yerine gelenlerin çıkarları herkes bir şekilde ittifak yapmış. Çünkü şeytanlaştırılan grup Herkeste bir meselesi var, Şikecilerle bir meselesi var. Ergenekon, Balyoz, işte askeri casusluk. O yüzden o kadar çok e, böyle kriminal gruplara e, kafa atmış ki resmi söylemi göre söylüyorum. Hep e, bunu resmi söylem böyle olduğu için söylüyorum. Doğal olarak büyük bir ittifak vardı, suç ittifakı vardı. Medyayı ellerine tutuyorlar, devletin bütün propaganda araçlarını elinde tutuyorlardı ve bu grubu hizmet hareketinin cemaat nasıl kullanılsı, bir şeytanlaştırdılar. O yüzden bu belli bir şekilde amacına ulaştı ama gerçeklerin de bir gün su yüzüne çıkma gibi bir durumu var. Bu bahsettiğiniz gazeteciler işte yine aman cemaate yaramasın, aman insanlar böyle masum olmasın diye çok dikkatliler. Sorgulama yaparken bile önce bir FETÖ cemaat bütün kinlerini kusuyorlar. Daha sonra işte e, aba altından sopa gösteriyorlar. Şimdi size çok bir gazetecinin bugünkü yazısını okuyacağım. Böyle bir metin kaleme alınabilir mi? Şimdi size sorayım. Yurt dışına bulunan FETÖ üyelerinin ülkemize iadeler konusunda Adalet Bakanlığı tüm girişimleri eksiksiz bir şekilde sürdürüyor. Ya bu bir bülten okuyorum zaten. Hatta bana dedim kopyalı yapıştır yapmış da ben mi kaçırıyorum? Yok. Bu talepler üzerine şu kadar kişi sınır dışı ederek ülkemize teslim edildi. Kendi yazısı. Saygı Öztürk. Sözcü Gazetesi. hani Deneyimli, Ankara'dan Adem miydi? Belki şahsen tanıdığı birisidir. Sehtepe'de sen program mı yapıyordun. Daimi konuktun yani. Yani insanlar demek istediğim şu. Ee, aman camiaya yaramasın. Aman 15 Temmuz ile ilgili hükümeti bir muhalefet yapsak dahi aman masum çıkmasına diye kılı kırk yarıyorlar ama gerçekler bambaşka. Bu sene mesela 15 Temmuz ile alakalı iki tane belgesel denk geldim. Sizler de mutlaka e, yayınlarınızda bahsettiniz. Ben de takip ettim. Yani görüyorsunuz bir nasıl bir insan kaynağını Türkiye kaybetmiş. Nasıl neler olmuş? Yani darbeyi bastır diye pilota talimat veriyorlar. Gidiyor darbeyi bastırmak akıncıda uçak kalkmasın diye kendisine uçağıyla müdahale eden pilotu da içeri almışlar. Yani 15 Temmuz'da ne olurdu ki sen başına bir şey gelmez yok evinde kalsan yine ya yani ne yaptınızın hiçbir şey yok. Çok önceden yapılmış fişlemeler hepimiz bildiğimiz hikaye ama bazen de şu oluyor biz herkes biliyor zannediyoruz ama ısrarla hep vurgulamak lazım. Daha önceden yapılmış fişlemeler neticesinde Türkiye'de tasvir hareket yapıldı rejim değişti bugün. 2.88 dolar 15 Temmuz akşamı, bugün 36-35 Euro vesaire. Yani Türkiye'de her şey kötüye gitmiş, asla bir hesaplı hükümet yok. Hiçbir hakim, savcı bugün hükümet aleyhine hiçbir işlem yapamaz. Şimdi yine e, bu Sözcü ekibinden İsmail Saymaz e, 15 Temmuz'un ilk tutanağını tutan sosyalist savcı diye böyle ala ala bir haber e, yaptı 15 Temmuz'a alakalı. E, bu savcılar nerede Türkiye'de ne e, yolsuzluklar rüşvetler, skandallar oluyor Peki nerede bu savcılar bir tanesi bile cesaretle adım atabiliyor atamıyor geldiğimiz nokta her şeyi gösterir Türkiye'nin benim e, şahsi kanaatim şudur Türkiye'nin paratonerlerini söktüler ve Türkiye her türlü belayı açık her türlü felaketi açık bir şekilde gemi yolda seyrediyor ne olacak hep beraber göreceğiz Türkiye kaderini yaşayacak burada küçük ya, bir sana geleceğim ondan önce Leventin bıraktığı yerden şunu e, eh, hatırlatmam lazım. 15 Temmuz biraz önce de söyledim münferit bir hadise değil. Yani sonuçları itibariyle ve bugün yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal bütün sorunlara kaynaklık etmesi meselesiyle önemli. Türkiye yakın tarihinin en karanlık günü ve bu karanlık gün, bu karanlık olay aydınlatılmadığı sürece de yarın öbür gün seçim olsa iktidar değişse de ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi olanaklı değil. Görüşlerinize katılıyorum. Evet artık Türkiye'de bunun bir alıcısı da yok. Yani bu bir destandır, bu bir efsanedir. Türkiye direkten dönmüştür. Demokratik güçler kazan, kazanmıştır. Halkın direnişi işte böyle darbeyi püskürtmüştür gibi. E, Goygoy'un ya da efsanevi ve anlatının her neyse veya bir resmi anlatı, bir resmi söylem inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun bir karşılığı yok. Neden? Bir, çünkü bu olayın artık 8 yıldır söylendiği gibi bir gruba ihale edilemeyecek kadar karmaşık ve geriye doğru muazzam bir organizasyonun ürünü olduğu anlaşılıyor. Mehmet Yılmaz'ın birkaç soruluk 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde yazdığı yazıda birkaç soruluk o yazıda sadece bunun yani buzluğanın görünen parçasıydı o. Altında bambaşka parçalar var. Bir bu. Yani insanlar artık bunu amiyane tabirle yemiyor. İkincisi son 8 yılda rejim bu korku ve ...kaosun üzerine yaptığını ettiğini bina, bina etti. Her ne yaptıysa. Allah aşkına daha ilk aylarda hatırlayın... ...kış lastiği düzenlemesi bile... ...o hal kararnamesiyle düzenlendi. 15 Temmuz'dan sonra ne alakası var diye... ...kimse yüksek sesle sormadı. Ve bu o günkü idarenin ve sonra da zaten... ülkeye ülkenin e, ...ülkeye musallat olacak şebekenin... ...ne derseniz niyetini göstermesi açısından da önemliydi. Ve yine Levent temas etti. Buradan aldığı meşruiyetle kadroları biçti. Ve öncesinde başlarda göz yumulan hukuksuzluk barbarlığa evrildi. İlk düğme tabir yerindeyse yanlış iliklenince de arkası geldi. Onun için diyorum ki yarın iktidar değilse de 15 Temmuz bütün boyutlarıyla aydınlatılmadan ve halkın önüne konmadan ülkenin aydınlığa, ya da ne bileyim aydınlık bir geleceğe yürüyeceği yok. Onun içindir ki bugün gençler hayal kuramadıkları ülkeyi, ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar. Devam edelim 15 Temmuz'dan henüz çıkmıyoruz Adem Yavuz. Evet e şimdi o e, kadar çok başlık var ki uzun sürede bunu konuşabiliriz. Nitekim yıllardır yayınlar yapıyoruz. Yani son birkaç gün içerisinde ürettiğimiz içerik bile zaten bütün hikaye delik deşik ediyor. Burada dikkat çekmek istediğim nokta şu. Ya Erdoğan rejimi elindeki bütün imkanlara rağmen yani bürokrasi, yargı, medya Diplomasi her türlü imkana rağmen, bütün baskılarına rağmen hikayeyi kabul ettiremiyor. Çünkü ortada, yani şöyle söyleyeyim, asgari zeka seviyesine sahip herkes buradaki tezgahı görüyor. Mesela Nihal Olçok'un ifadesi çok kritikti. O bir devlet projesiydi. Herkes muradına erdi dedi. Evet herkes muradına erdi. Yani muhalefeti de muradına erdi. Özgür Özel'in canhıraş bir şekilde rejim söylemlerini savunması da bunun bir göstergesi. Diğer cemaatleri, grupları, şunları, bunları çünkü işte Anadolu Ajansı geçen gün böyle övünerek el konulan şirketleri atıyor. Çünkü 15 Temmuz'un korkunç bir rantı var. Yani 15 Temmuz söylemiyle bütün suçlarını örtüyorlar, oradan rant elde ediyorlar. Ama bunlarla ilgili en ufak bir sorgulamaya izin vermiyorlar. Şimdi Hulusi Akar ekran'a çıkıyor, karşısında dost bir gazeteci var. Onu ayrıca konuşmak lazım. Yani o yayın bir dönüm noktalarından bir tanesi bence. Ama şunu da görmek lazım. Bütün sansürlere rağmen işte belgesellerle, verilerle, e, dosyalarla net olarak gö görünen bir şey var. Orada büyük bir tezgah çevrildi. Mesela dün Selçuk Adıgüzel'in son videosunu izliyorum. Bence çok değerli bir çalışma. E, polis özel harekat. Hep önümüze konan şey var ya. İşte sen diyorsun ki kardeşim bak burada böyle soru işaretleri var. İyi de ki, meclisi kim bombaladı? İyi de özel harekatı kim bombaladı? Orada çok somut verilerle bilir kişi kara kutu ve bütün dökümlerle net olarak gösteriyor ki orada bir sorun var. Yani bombaladı denen uçak uçmamış. Yani uçak yerde kara kutu kayıtları öyle gösteriyor. Sonra o uçak uçtu denen uçaklarla ilgili teknik verileri tek tek anlatıyor. Mesela buna dair ben de çok yayın yaptım. Yani özellikle bu Akıncı iddianamesinin ek klasörlerinde çok somut veriler var. Şimdi bunları uzun uzun anlatmayalım ama şunu demeye çalışıyorum. Ya hikayenize bu kadar eminsiniz. Yani iddiaya göre bu oldu. 8 senede Amerika'ya bir tane somut delil gönderemediniz. Yok çünkü. Öbür taraftan bakıyorsunuz. Bir tane aykırı görüşte söz hakkı tanınmıyor. Ya bir tane. Madem bu kadar eminsiniz ya açın tartışalım. Hani herkes akıllı mantıklı insanlar. İkna edilmeye açığız. Ben diyorum ki beni ikna edin 15 Temmuz'un darbe olduğuna dair. Çünkü elimdeki tablo, gördüğüm tablo bir darbe değil. Bir kumpas. Bir Türkiye'nin başına geçirilmiş bir kumpas. Bakın geçen gün bir yayın yaptım. Ya Dün ona dair başka detaylar da gördüm. Ya Akın Öztürk'le ilgili bölüm. Hulusi Akar ekranı çıkmış. Milletin gözünün içine baka 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 yalan söylüyor. Ya beni bir e, o gün orada olan bir kaynaktan edindim Ya öyle bir şey ki Akın Öztürk'le Hulusi Akar 16 Temmuz sabahı beraber namaz kılıyorlar. Yani bu kadar yakınlar, bu kadar beraber hareket ediyorlar. Nerede kim kimi rehin almış, kim kime zorlama yapmış. Yok işte, bir, bir elimi sıktılar, boğazımı sıktılar. Yani Pelifan tefrikası anlatıyor Hulusi Sarka. Ya bir yayına çıktı, milyon tane yalan söyledi, toparlayamadılar da. Hemen konuyu değiştirme çalışmaları içerisine girdiler. Ya işte A Akın Öztürk'le ilgili, şimdi ekrana getirebilirsin, yönetmen arkadaşımdan rica edelim. Ya genel kurmayın resmi açıklaması var. Onu bile yokmuş gibi davrandılar. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Ya yani, özgür gazeteciliğin, sorgulayan gazeteciliğin ne kadar hayatı olduğunu bu olaylar bize çok net gösteriyor. İşte karşısında Akif Ersoy var tecrübeli görece olarak. Ya şunu sormuyor mesela. Ya Akın Öztürk şöyleydi böyleydi diyorsun da iyi de ya Genelkurmay'ın resmi açıklamasında Akın Öztürk'ün e, bizzat bizzat Abidinlan'ın talimatıyla telefonuyla Akıncı'ya gönderildiğinin açıklaması var. Siz Akıncı'ya gittikten sonra şey, Genelkurmay'a Çankaya pardon Genelkurmay diye çıkıp Çankaya gitmişlerdi. Çankaya gittikten sonra Mehmet Derin'e dönüp ya Akın Öztürk oradan aldırın talimatını var. Ya bunun gibi tonla soru var. Mesela meclise gitmedin niye gitmedin meselesinde ya gazeteci şunu sormuyor. Ya siz meclisle gelen kurmak komşu, yan yana. Arada sadece bir yol geçiyor. Siz orada meclisten size soru geldi, 6 ay boyunca cevaplamadınız. Rapor açıklandıktan sonra acele bir yala, e, böyle çalak kalem bir şey gönderdiniz. Niye diye sormuyor. Ya sorulması gereken sorular, açıklanması gereken konular yapmıyor. Bütün şunu demeye çalışıyor. Ya hikayenizden bu kadar eminsiniz? çıkarsınız. Hulusi Akar'ı, Hakan Fidan'ı, Erdoğan kendisi, Zekai Aksakallısı, Yaşar Güler'i mahkemelerde silah arkadaşlarınızla yüzleşirsiniz. Bir tanesi bile bunu yapmadı. Yıllarca yapmadılar. Şimdi de hani tamam artık Hulusi Akar emekli. Yani milletvekili ama artık emekli yani. Ne savunma bakanı ne genel kurmay başkanı. Vakti çok. AKP teşkilatlarında düğünlerde geziyor. Ben takip ediyorum her gün Twitter'dan faaliyetlerini. Ya bir mahkemeye gitseniz ve şu hesapla yüzleşseniz bir silah arkadaşlarınızla yok yapamıyorlar. Çünkü gittikleri anda o hikaye darmadağın oluyor. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Bakın eğer herhangi birimiz şu, şu sadece şu ekrandaki üç kişiden birisi Hulusi Akar'la bir yayın yapsın 15 Temmuz o gün biter. Peki. Levent Kenes seninle A devam edeceğim ama şunu hatırlatmama izin verin. O gün e, sadece e, bu evet e, darbe girişimi iddiasının işte bir numaralı askeri olarak Akın Öztürk lanse edilmişti. Yüksek Askeri Şura Üyesi'ydi. Hatta Akıncı üstünde Abidin Ünal'la yani dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'yla yan yana yürürken her ikisi de e, son derece serbest ve rahat e, ilişkileri ya da e, görüntüleri de dikkat çekmişti. Zannediyorum yakın kıdemdeler Abidin Ünal'la Akın Öztürk ya da aynı kıdemdeler bilemiyorum. Çünkü Akın Öztürk'ün adı Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde geçmişti öncesinde. Ee, evinden oraya davet edildi ve sonra da bir tuzağın içine düştüğü anlaşılıyor ve bu konudaki sorulara da cevap verilmiyor. Sadece o değil, Huduti Paşa mesela o da aynı şekilde e, meşhur cemaat suçlamasıyla tutuklandı ve pek çok e, özellikle sınır boyunda, sınırın önünde ve arkasında Suriye'yi bilen, terörle mücadeleyi bilen ya da oradaki grupları, cihadistleri vesaire bilen ve bu konuda e, askeri birikimle ve yakın tarih tecrübesiyle de e, yapılan işlerin veya orada tutulmak istenen e, konunun ya da kendilerine gelen talimatların doğru olmadığını değerlendiren ve e, buna karşı çıkan, itiraz eden ciddi bir kurmay kadrosu vardı. Ve o kurmay kadrosu 15 Temmuz'dan sonra tasfiye edilerek aslında Suriye belası çok daha içinden çıkılmaz bir hale evrildi. Ve bugün mülteci sorununu, sığınmacı sorununu Türkiye yaşıyorsa bunun da gene etkileri ya da daha doğrusu başlangıç noktası 15 Temmuz'da aranmalı. Elbette önceki hadiseler de değerlendirilerek. Levent gene seninle devam edelim ama 15 Temmuz konusunu yavaş yavaş toparlayalım. Hemen hızlıca geçeyim. Bu arada Akın Öztürk'ün 15 Temmuz'da Yüksek Askeri Şura kurulu üyesi. Hiçbir kuvvet komutanı değil, hiçbir yetkisi yok. Altında asker de yok. Emre'de asker yok. Emrinde asker yok. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili aktörlerden zaman zaman konuşanlar oldu. Şimdi Erdoğan 15 Temmuz'un hemen sonra konuştu. Her konuştuğunda çanlar devirdi. Dar öğrenme saatinden tutun giriş gidişle alakalı. Hatta torununa Kur'an öğrettiği o fotoğraf falan yayınladılar. Bir kere yani skandaldı. Berat konuştu Berat Albayrak. İstanbul'a gelme, Ankara'ya gelmeyle alakalı o kadar senaryoyu delikti, rejim şeyini delikti, ki bir de 15 Temmuz'u konuşmadı. Zekai Aksakalı geçen sene onu, onu konu kalmışlardı. Yani o kadar büyük e, şeyler, e, malzemeler ortaya koydu ki bir daha 15 Temmuz'u konuşma işte Ömer Halis Semir'in mezarında e, gidiyor ki o da zaten e, bir kahraman oluşturmuşlardı. E, bu sene Hulusi Akar. Büyük skandal Adem Bey anlat tekrar girmeyeceğim herkesin şimdi bazı şeyler var o mesleğin sahipleri bilir. Askerler çok daha iyi anlar. Eğer kışladan asker çıkmasın diyorsan bir bildiri yayınlarsın. Yıldırım kodu falan verirsin. Çok daha iletişim açısından bakarsanız darbe şeyini mi aldın kardeşim? Web sitesine bir bildiri koyarsın. Genel Türk ordusu hatta onların klişeleri vardır. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu falan şöyle demokrasiye bağlıdır. Ve bitirir sadisi. Çok basit bir web sayfası bildirisine bile bakar. Bunu yapmamış bir adam Ziya atma Ziya der gibi şuna vurulan dedim şey dedim böyle Akıncı'ya gidiş görüntülerinde öyle bir protokol uygulanıyor ki kendisine. indiğinde de protokolle karşılanıyor. Helikoptere giderken diş diye eliyle uyuruyor. Dur pervaneye çarpacaksın diye. O kadar rahat. Askerler önüne geçmemeyle ilgili o kadar dikkatliler ki. Helikopterde silah doğrulttular bana. Bunların hepsi mahkemelerde sanıklar, şüpheliler tek tek açıkladı. Diyor ki helikopter, tüfek taşımanın belli kuralları vardır. Bunu anlattı tamamen yalan. Şimdi özgür ben hep Biraz işin işte muhalefet kısmındayım. Madem bu kadar önemli bir olay 15 Temmuz sızlamış o zaman mahkemelerde neredeydiniz siz? Şimdi Özgür Özel seçimden sonra seçim zaferinden sonra ne dedi? Ben 15 Temmuz'un tiyatro olduğunu düşünmüyorum. Bu ne demekti biliyor musunuz? Ben rejime biat ettim. Rejim çerçevesinde faaliyet göstereceğim. Bunun bir ifşasıydı. Çünkü Erdoğan'ın çok ıı, takıntılı olduğu bir şey. Kılıçdaroğlu'na gıcık olması sebebi Kılıçdaroğlu başka şey söylüyor. Başka bir hikaye anlatıyor. Şimdi Özgür Özel diyor ki 0,1 açıyla o bomba meclise atıldı iddia edilen bomba şuraya düşseydi hepimiz ölmüştük şimdi diyor. Şimdi evet gerçekten düşünüyorsun ki öyle bir şey vardı. Bu sanıkların mahkemelerde anlattığı şey aslında. Öyle bir şey anlatıyor ki sanıklar diyor ki kardeşim orada sadece meclis yok. Meclisin yanında da genel kurmay var bu kadar şeyde bomba kullanılmaz. Çünkü genel kurmayı da vururuz. Yani biz darbe yapıyoruz. Kendi karargahımızı bile vurabiliriz. Bu kadar komik bir şey olmaz. Genel kurmayı da tanklar var diyor. Dijital optimize edilmiş kumanda sistemi var diyor. meclise nokta atış yaparız. Eğer meclise mesaj verme, korkutma gibi bir niyetimiz olsa tanklar nokta atışı yapar istediğimiz yeri zaten vururduk. Uçağa da gerek yok. Çünkü kendilerini de vurabilir. Akın Öztürk mahkemesi de diyor ki Meclise bomba atılsa Orası sahil güvenlik var, genel önünde halk, vatandaşlar var, e, desteğe gitmişler. Bu insanlardan bir tanesi çıkıp bana bir şaraplar parçası geldi, cam parçası geldi demesi lazım diyor. Yani anlatmak istediğim o kadar tel tel dökülen bir dosya, durum bu. Peki, e, ilavesi olan yoksa e, gene bağlantılı olarak devam edeceğim. Özellikle son dönemdeki bu bununla artık yavaş yavaş toparlarız editör masasını çünkü e, iktidarla daha doğrusu AKP ile MHP arasında ya da Erdoğan'la, Saray'la MHP Genel Başkanlık katı arasında, Devlet Bahçeli arasında bir bilek güreşi var. Özellikle dava dosyaları üzerinden. Sinan Ateş dava dosyası üzerinden, Ayhan Bora Kaplan dava dosyası üzerinden. Görünen şey şu, ortaya konulan iddialar ya da iddianameler ya da e, iktidar tarafında olsun, iktidar karşıtı olsun, medyaya veya kamuoyuna sızdırılan bilgiler e, bir siyasi mücadele olduğunu gösteriyor veya ön alma çabası olduğunu gösteriyor veya birilerinin birilerine şantaj yaptığı veya birilerinin birilerine abanın altından sopayı gösterdiği ya da ortaklığı bitirme tehdidi yaptığı gibi bir takım verileri ortaya koyuyor. Özellikle Sinan Ateş dosyasında şu çok net. Sinan Ateş dosyasında o cinayetin tetikçileri değil, o tetikçilere yol veren, azmettiren bu cinayeti planlayan HTS kayıtlarından koordinatlara kadar pek çok konuda bir emniyet perspektifinin ortaya konduğu ve sonrasında da tetikçileri korurken veya sağa sola kaçırırken veya saklarken gene emniyet perspektifinin devam ettiği ve bunun da işaretlerinin ülke ocakları ve MHP Genel Merkezi'ni gösterdiği ortada. Bir diğer ekip de bunu takip etmiş ve belgelemiş. Yarın öbür gün siyaseten kullanabilirim diye. Ve bunun ortaya saçıldığı bir dönemi yaşıyoruz. İlave olarak da şu ortaya çıktı. MHP'nin özellikle emniyette ve yargıda güçlü olduğu, hele özellikle Ankara Emniyeti'nde güçlü olduğu konuşulurken, İçişleri, bak e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı özür dilerim, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Günlerdir ortada olmayan Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un tam da yıl dönümünde buraya gitti. Ve Özel Harekat'ın başındaki isim Süleyman Karadeniz, onun elini öperek onu karşıladı. Sonrasındaki görüntülerde de Bahçeli özel harekattan ayrılırken bütün özel harekatçıların da Bahçeli'nin elini öptüğü görüldü. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Adem Yavuz'la devam edelim. Bütün bunları sen nasıl okuyorsun? Bu bilek güreşi nasıl e, devam eder? Nereye kadar gider? Ya da iktidarda bir ayrışmayı da beraberinde getirir mi? Yoksa e, yeni bölümlerle, yeni bölümleri izleyerek önümüzdeki aylarda yine bununla meşgul mu olacağız? Maalesef olacağız. Çünkü bu fotoğraf bir meydan okuma. Yani bu fotoğraf sıradan bir el öpme, sıradan bir saygı gösterme fotoğrafı değil. Şimdi birincisi şu, yani el öpen kişi Özel Hareket Dairesi'nin başkanı. Ve Özel Hareket Dairesi geçmişten bugüne kadar her zaman biraz böyle milliyetçi ülkücülerin olduğu, biraz daha sağzan olduğu bir yerdir. Ama özü itibariyle 15 Temmuz sonrası kurulan yeni rejimde MHP'nin organı haline gelmiştir neden organ haline geldi? Sinan Ateş suikastinde tetikçiyi getirenler özel harekatçıydı hatırlatalım. Yani yeni mezun, daha yeni başlamış bir özel harekatçı böyle kritik bir cinayetin hedef ülke ocakları eski başkanın öldürülmesi böyle bir cinayetin e, aracılığını kendi başına yapmazlar. Emir komutanın etkili olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şimdi ikincisi şu. Şimdi bu fotoğrafta bir kişi daha var. Arkada Emniyet Genel Müdürü var. Emniyet Genel Müdürü de gayet memnun. Ağzı kulaklarında işte durumdan memnun. Bu fotoğraf Tam olarak Erdoğan rejimine ve bütün muhaleflere bir meydan okumadır. Şimdi bazı fotoğraflar semboldür ve siyaseten mesajı çok kritiktir. Mesela bunlardan bir tanesini hatırlayalım. Çok yoğun tartıştığımız bir fotoğraf vardı. Mehmet Ağar'ın, Engin Alan'ın, Alaaddin Çakıcı'nın, Marmaris'te e, neydi o? Ne Marina'ydı? E, çok konuştuğumuz. E, Marina'nın önündeki fotoğrafı vardı. Evet, Yalıkavak Marina'nın önündeki meşhur fotoğrafları. O fotoğraf yeni dönemin sembolüydü. Artık derin devlet dediğimiz yapı, kirli yapılar, siyaset, Mehmet Ağar ekibi dümene geçtik fotoğrafı verdiler orada. Bu da benzeri bir mesajlı bir fotoğraf. Diyor ki Devlet Bahçeli, devletin sahibi biziz ve biz istemediğimiz sürece bize karşı harekette bulunamazsınız. Bu fotoğrafın mesajı aynı zamanda Erdoğan'a. Çünkü hala Bahçeli'de şöyle bir endişe var. Yani biz uzlaştık, Sinan suyu suikastini bizim istediğimiz şekilde kapatacaklar. Nitekim 19'unda savcı müteala vereceğini söylüyor. Yani birkaç gün sonra bunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Ama olur da hani başka türlü niyetleriniz, fikirleriniz falan olursa bizim arkamızda bunlar var. Bakın biz buyuz mesajı veriyorlar ve direkt olarak bir aslında tehdit şantaj fotoğrafıydı. Ve bu sadece ona değil dedim bütün muhaliflere de. Çünkü bahsettiğiniz yapı yani özel harekat, terörle mücadele, ağır silahları olan eğitimli bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer herhangi bir şekilde MHP'yi ve MHP'nin politikalarını eleştirirseniz karşınızda bulacağınız yapının adresini gösteriyorlar. Adem Yavuz bir ara soru. Yani öteden beri AKP MHP ortaklığında veya koalisyonunda ne denirse Cumhur İttifakı'nda işte bir ayağı dışarıda olan ortağın MHP olduğu ve Bahçeli'nin isterse ortaklığı bozabileceği ya da ülkeyi seçime götürebileceği ya da seçim isteyebileceği falan konuşuluyordu. Zannediyorum şu son süreçte MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin iktidara AKP'den daha fazla yapıştığı ortaya çıktı. Adeta vantuzla kavramış gibi. Ne dersin? E, kesinlikle ben uzun zamanda şunu iddia ediyorum. Erdoğan çıksa dese ki, ya biz Öcalan'a haksızlık etmişiz, ayıptı etmişiz, Öcalan'ı bırakıyoruz, hatta iadeye itibar yapıyoruz, desin MHP itiraz etmez. Ekstrem bir örnek ama özellikle bunu söylüyorum. Çünkü MHP şu anki tablo içerisinde durumdan çok memnun. Yani aldığı oyun tersi bir güce sahip. Bakın hem bütün kadroları aldılar hem inanılmaz bir rant var. Bakın FETÖ borsası sürecinin içerisinde insanlar MHP boyutunu konuşmuyor. Çok büyük bir rant düzeni kurdular burada. Onun dışında Türkiye'de çöktükleri yerin haddi hesabı yok. Böyle bir dönem içerisinde MHP, hani MHP adeta rüyada. Yani aldığınız oy oranı belli. Çok cüz'i bir oy oranı alıyorsunuz ama iktidar ortağısınız. Bütün kritik makamlar sizde istediğiniz suçu işliyorsunuz ve üzeri kapatılıyor. Ya Sinan Eteş suikasti gibi kör göze parmak iş yapıyorsunuz ama kimse size dokunamıyor. Bütün kadroları almışsınız ve Türkiye'nin her yerinde yağma düzeni kurmuşsunuz. E böyle bir düzende MHP iktidara tabii ki yapışır. Ve ısrarla söylüyorum Bahçeli bu koalisyonu bozmaz. Erdoğan ben bozuyorum demediği sürece bozmaz. O yüzden zaten bu fotoğrafları şantaj ve tehdit unsuru olarak veriyorlar o dosya göstermesini hatırlayın. Bahçeli Devlet Bahçeli'nin de dosyayla çıkıyordu. İşte Ümit Özdağ diyor ki bunu AKP'li bir bakan verdi. Evet bu dosyaları şantaj malzemesi olarak yapıyor. Bakın az önceki Sarıgül olayında Levent'in söylediği konu çok önemliydi. Yani neydi? Ya birileri ya da sen mi söylemiştin hatırlamıyorum. Birileri bu dosyaları biz bunu öğrendik. Peki öğrenmediğimiz şantaj dosyalarıyla kimlerden ne alınıyor ne şantajı yapılıyor. Acaba perde gerisinde kaç tane dosya? Acaba Sarıgül dosyası saraydaki kaset arşivinin kaçıncı dosyası? Sarayda kaset arşivinin içerisinde kimlerle ilgili neler var? Şimdi Melik Gökçek'in yıllar boyunca bu işleri yaptığını bilmeyen mi var? Turgut Altunay'ın kasetinin Melik Gökçek Ankara'da herkes duymuştu bunu. Övünerek anlatıyordu nasıl bertaraf ettiğini. Ya bu, bu kirli işlerin içerisinde bu yapı var zaten. Dolayısıyla bu yapı hani böyle etik ahlaki kaygılarla bir seçime gidiyoruz falan böyle bir şey demez demeyecek de zaten. Ancak ve ancak nasıl bakılır biliyor musunuz? Devlet Bahçeli Erdoğan ittifakı ancak ve ancak Erdoğan'ın MHP'nin kendisine yük olduğunu biliyor ama itiraz edemiyor. Çünkü şöyle bir realite de var. Bakın konuşulmayan temel realitelerden birisi şu. 15 Temmuz'da üstü örtülen suçlar, üzeri kapatılan ve sonrasında işlenen suçlar da MHP suç ortağı. En iyi ortaklık suç ortaklığıdır. Lafı boş bir laf değildir. Ve bu lafın şöyle bir yansıması da var. Erdoğan dese ki ben MHP'den çok yoruldum, çok yıprattı beni ki doğru AKP çok yıprandı MHP yüzünden ama artık bu işi bitirelim. Yeni bir partner bulayım desin. MHP 15 Temmuz'u açık eder. Erdoğan bu Peki. riski alamaz. Levent Kener, ya 10 yıl sonra şu günlerde Beni düşündüren şey şu, hani paralel devletle yola çıktı iktidar, sonra da MHP ve MHP çizgisini takip eden e, siyasetin hep bir sloganı vardı ya da böyle bir talebi vardı. Özellikle HDP'ye ve sonrasında giden partiye, terörle şiddetle arana mesafe koy. Nereden nereye geldik değil mi? Sen neler söylersin? Şimdi ben de notları almışım. HDP'ye söylenen şeyler çok benzer ordusu olan parti olur mu ya? Bir silahlı gücü, paramiliter gücü olan bir ordu olur mu? Gibi çok uç şeyler söyleyeceğim ama izleyeceğim de demek istediğimi anlıyorlar. Şimdi girerken lafa şöyle söyleyeyim. AKP, MHP işbirliğinden çok mağdur. MHP çok agresif, kanun dışına çıkıyor. AKP ne yaparız? Böyle bir şey yok ya. Bunlar suç ortağı. Bunun böyle suçlarını tartışıyoruz şu an. Öbürü Türkiye'de neler yapmış? Rejimi değiştirmiş. Yani MHP'nin bir kabahati, iki kabahati varsa AKP'nin bin kabahati var. Yani hukuku zorlayan, kanun dışına çıkmaya çalışan bir MHP de onu frenlemeye çalışan bir AKP yok. Bunlar suç ortakları. Her birinin kendi suç dosyaları var. O yüzden zaten kolay kolay ayrışamıyorlar. O yüzden bunlar kavga ettiği zaman ülkede kıyamet kopar. Şimdi o Gölbaşı ziyareti kesinlikle planlanmış, mesaj verilmek için yapılmış bir ziyaret. Akşamla Bahçeli zaten külliyeye gidecekti. Haftada ancak bir kez bir toplantıya katılacak kadar kondisyonu olan Bahçeli bir günde toplantıya götürürler mi? Götürmezler. Zaten külliyedeki şeyde de bir isim anons edildi. Kur'an-ı Kerim hediye edecekti. Epey uzun yürüdü. Yani ben servis atacak videoyu almadım. Çünkü program bitecek kürsüden gelene kadar. Şimdi orada da mesaj var. İki mesaj vardı aslında. Herkes bu özel hareket. Bu özel hareket Erdoğan ziyaret etse. Neticede 15 Temmuz için rejim diskurunda önemli bir yer. Erdoğan nasıl karşılanırdı? Çok büyük bir gösterişle ama az şey selamla karşılanırdı. Toka yapılırdı. Bahçenin elini öpüyorlar. Bu bir. Yani bizim bir hatımız evet, devlet olarak giriyorlar. gördüğümüz bu. Sıraya giriyorlar. Uğurlar kendi sıraya giriyorlar. Bakın orada Bahçeli çelenk bıraktı. Oradaki hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış bir anıta. O çelenği taşıyan polislere bakın. Bıyıklarına bakın. Çok özel seçilmiş. Ki zaten çoğu halı bıyıklı. Bir de şu var. Özellikle zaten MHP'nin şeyleri. Yani üzerine şarkılar yazılmış işte işte geliyor özel harekat hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar yani bu artık sosyal medyaya düşmüş öyle insanlar aa nasıl oluyor bu şaşırmasınlar özel harekat zaten buydu ve 15 Temmuz'dan sonra iyice artık bir, her silme MHP'li oldu diyebiliriz şaşırtıcı bir şey değil devlet Bahçeli de oraya o mesajı vermek için geldi o mesajı da aldı akşam da Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim diye etti hani Böyle bir taç giydiriler ya krallara böyle dini argümanları. Yani sen ne, ne alaka sen ona Kur'an-ı Kerim ediyorsun? Hani Erdoğan demokrasiye katkıdan dolayı bütün partilere hediye verebilir ama bir cumhurbaşkanı, bir küçük ortağı, büyük ortağına Kur'an-ı Kerim ediyor. O da bir mesaj aslında. Yani meşruiyetini vesaire falan bana bağlısın diye bir 15 Temmuz'u bence MHP iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Bu mesajlarını verdi. Bunlar eğer kavgaya tutuşurlarsa ne olacağıyla alakalı bence küçük bir, o kadar da öyle hani küçük ortak küçük ortak diyorlar ama devlet biziz. Zaten milletvekili bununla alakalı suçlamalarla ilgili konuşma yaparken mecliste diyor ki, devlet aynı zamanda devletin kendisidir dedi. Yani MHP'ler de artık açıktan yürüyorlar. Kesinlikle, yani bir yönüyle katılıyorum. Özel Harekat öteden beri bilinen bir teşkilat. Sanki 15 Temmuz'un yıl döneminde göstere göstere, Hani bir maskeleri çıkardılar. E, maskeli baloydu daha önce. Şimdi artık maskesiz yürüyorlar. Perdesiz yürüyorlar ve e, dosta düşmana da bunu ilan ediyorlar. Böyle bir sürece evrildi. Paralel devlet konusuna Adem Yavuz'un ilavesi var. Ya bir cümle şöyle bir ilave yapayım. Yine beni rahatsız eden ve yine bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğim konu şu. Şimdi devlet Bahçeli'nin ziyareti ve el öpen ve el öpmek için sıraya giren polisler üzerinden yine cemaati dövüyorlar. Abi bazı insanların içine cemaat kaçmış. Bunların içerisinde ekrandaki bazı gazeteciler, siyasiler var. Tam anlamıyla hani Nedim Şener'i falan söylemiyorum. artık klinik vaka. Ya biraz daha görece saygı değer gazeteciler var burada. İşte eskiden cemaat vardı ondan ders almadınız mı? İşte eskiden böyleydi şimdi MHP oluyor falan. Ya iktidarı eleştiremeyip MHP'ye laf söyleyemeyip orada bile yine mağdurları suçlayan bir gayri ahlaki tutum var. Ya gerçekten bu artık mide bulandırıyor. Ya siz cemaatin onların iddiasına göre emniyette olduğu dönemde böyle şeyler gördünüz mü? Ya Türkiye'de bakın ben polis muhabirliğinden başladım gazeteciliğe. 1994'te polis muhabiri olarak başladım. Yıllarca emniyeti izledim ve yıllarca bu değişimi bizzat gördüm. Benim başladığımdaki polisler işkenceciydi, rüşvet, hırsızlık her türlü şey vardı. Sonra şu an KK ile ihraç edilmiş polislerin yurt dışında doktoralı, masterlı yetişmiş kadroların göreve gelmesiyle biraz düzeldi. O 2011 öncesi dönemde. Onların hepsini KK ile attılar. Hepsini biçtiler. Tekrar Mehmet Ağar polisleri dediğimiz o işkenceci her türlü illegalitin içinde olan kadrolar geldi. Geldiğimiz yer burası. Ya bunu gördükleri halde gözünün önünde olduğu halde insanlar çıkıyor. İşte sabahleyin yine e, sabah sinirim bozdu. Yani Sarıgül kasetinden dolayı yine eskiden işte fikirleri kendileri yok ama fikirleri iktidarda falan diye. Ya Sarıgül kaseti CHP içerisindeki para pul kavgasının bir sonucu arkadaşım. Bunu en iyi de sen iyi biliyorsun. Baban CHP'liydi, yöneticiydi, yıllarca bu işlerin içerisindeydi. Şimdi bu şey meselesinde, ya gerçekten insanın sinirleri artık kaldırmıyor. Ya kardeşim eleştiremiyorsun el öpen adamı, eleştiremiyorsun buradaki... Ya Ankara'nın gövende cinayet işleyen adamlar özel hareket polislerince oraya getirildi. Bunları söyleyemiyorsun. Dönüyorsun yine orada mağdur edilmiş insanları suçluyorsun. Ya gerçekten bu gayri ahlaki tutumları da bir her bir, bir yani diyorum ya hep söylüyorum hatırlatıyorum ya bir e, utanç müzesi yapıp hani Orhan Pamuk'un masumiyet müzesi var ya ben de diyorum ki Allah nasip ederse bir utanç müzesi yapacağım bu medya boyutuyla ilgili. Bütün bunların hepsini seri olarak göstermek gerekiyor. Peki yani e, bir takım konularda belli böyle şu milattır bundan önce e, her şey güllük gülistanlıktı ülke Finlandiya'ydı sonra bozuldu sarpa sardı diye bakan cephe var. Bunlara ne laf anlatacaksın ayrı bir konu. Benim aklıma şey geliyor. Kaşet deyince Hamdi Üçpınarlar var. Hatırlar mısınız? 90'lı yıllarda. O da öyle bir kaşetle gitmişti. Hatta kamer genççi hatırlarım. Çiçek sulamaya geldim demişti. Yakalamışlardı. Yani bu hep var. Öteden beri var. Olacak. Yani bunu çok fazla kasmaya gerek yok. Toparlıyoruz arkadaşlar. Benim atladığım, gündeme getirmediğim bir şey varsa notlarınıza bakın lütfen. Serbest satış programın adını bu bölüm çerçevesinde ödünç alıyorum Levent Kenez'den. Eklemek istediğiniz bir şey varsa serbest, gündemsiz sizi dinliyorum sonra kapatıyoruz. Levent Kenez. Ya ben pardon Levent. Ya Adem'i e başlasın bana fikir fikrimi. Tamam Adem. Yani bir şey söyleyeyim biz Amerika'da dağıldık. Yani Trump'a suikast girişimi detaylar. Yani bilemiyorum dünya nereye gidiyor? gerçekten ürküyorum. Yani düşünün Amerika'da, Pensilvanya'da bir e, küçük bir kasabada Trump'ı öldürmeye çalıştılar. Ya gerçekten Trump'ın verilmiş sadakası varmış. Günlerdir Amerikan medyasında şeyleri izliyorum. Bu çok başarılı gazetecilik örnekleri var. Animasyonlar yapılıyor, grafikler konuyor. Ya Trump bir salise böyle ya bir salise ya kafayı grafiğe çevirmese şu an Trump yoktu. Ve Amerika belki iç savaşa gider. Yani gerçekten çılgın bir hale geldi Amerika. Yani silahların herkeste silahların olduğu, ağır silahların markette satıldığı bir ülke sonuçta. Yani böyle bir ortamdayız ve bu dünyaya çok yansıyan bir ve çok kötü yansıyabilecek bir konu. Ya yani Türkiye'deki absürtlüklerden maalesef bunları bile konuşamadık. Ya yani ben açıkçası hani bu tarihi bir sürecin içinden geçtiğimizi düşünüyorum ve Trump hafta sonu işte şey önceki gün resmi olarak da Milwaukee'deki kongrede ilan edildi. Yanına koydukları adam da çok enteresan bir ikinci başkan adayı. ...ya dünya ve Amerika farklı bir yere gidiyor... ...yani bilmiyorum siz Amerika'da değilsiniz ama... ...biz bunun fena halde sıcağını hissediyoruz. Evet... ...yani BBC'den daha çok CNN seyrettiğimden... ...emin olabilirsin... ...cumhuriyetçilerin son kongresi... ...devam ediyor galiba hala... ...tam bir distopya gibi... ...ciddi bir olaydı suikast girişimi... ...katılıyorum sana... ...neticede kongre salonuna... ...yakın bir noktada elinde bıçakla... ...ikinci bir suikastçı ...şüperisi öldürüldü... ...yani bu şunu gösteriyor baştaki olay ciddiydi ve e, güvenlik önlemlerini artırdılar. En ufak bir hareketinden kuşkulandıkları birini de hemen indiriyorlar. E, bu bile zaten e, Trumpa suikast girişiminin bir e, ne bileyim e, kurgu, fabrikasyon bir konu olmadığını, üretilmiş bir konu olmadığını, bir propaganda malzemesi olmadığını gösteriyor. Mühim bir konuya temas ettin. Teşekkürler. Levent Kenes seninle bağlayalım. Evet e, Trump'la ilgili ben de söyleyeyim bu yanına aldığı başkan yardımcısı olarak ilan ettiği de Trump'ı geçmişte söylemediği laflar bırakmamış. Hani bana çok e, Bahçeli doğan şeyini de çağrıştırdı. Çok yanlış o zaman yani Trump'a neler söylemiş burada argo kullanamayacağımız ama e, biraz Amerikan filmine aşina olanların çok duyduğu şeyleri falan söylemiş. Herhalde çok iyi anlaşacaklar. Ben e, 15 Temmuz'la ilgili çok iki iyi güzel yapım izledim demiştim. E, Ali Esra'da bir YouTube kanalında orada. Hakan Fidan'la alakalı bir ıı, iddia var. Daha doğrusu bildiğimiz mahkemedeki ıı, şeylerden dolayı bildiğimiz ama ıı, muhatap ıı, Emiral Uğurlu birazcık soru olarak söylemişti. Hakan Fidan'a diyor ki, işkence seansına katıldın mı? Bir generalin kulağını ısırdın mı? Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün İşleri Bakanlığını yapan, Türkiye Cumhuriyeti İşleri Bakanı işkencelere bizzat katılmış, seyretmiş, yurt dışından adam kaçırmış bir adam. 15 Temmuz'da görevini de yapmamış. Kesinlikle emekli edilip e, defol git denmesi gereken adam bizzat işkence ki işkence haneleri olduğu çiftlik vesaire çok gündeme geldi. E, Erdoğan bu rejimin istihbarat, muhaberat rejimi kurdu. Mit bugün herhangi bir insanı alıp günlerce kaybedip işkence yapıp bir gün e, kapoyuna bırakabilir. Böyle bir rejimle idare ediliyoruz. 15 Temmuz vesilesiyle de bunu bir kez hatırlatmak istedim. Ya Peki. Çok özür dilerim. Yine araya Tabii. girdim ama yani lafı açtığı için söyleyeyim. Levent çok değerli bir noktaya getirdi. Bakın ben bizzat şahitlerinden dinledim. Bizzat o ortamda olan birinden dinledim ve bunu yazdım, dosya yaptım. Kaçırılan insanlar. Bizzat Hakan Fidan işkenceye geliyor. Bak sivil kaçırılıyor. Ankara'da hala izleri bulunamadı. Hani Levent'in söylediği bir yere bırakıyorlar, emniyetin önüne bırakıyorlar. Onlar şanslı olanlar. Bir de izi bulunamayan insanlar var. Hani yıllar geçti ve hala kayıplar. Bakın bizzat Hakan Fidan'ın işkenceye girdiğini bilen insanlar var. Orada olan insanlardan dinledim. Daha vahimlerinden birisini biliyor musunuz? MIT'in çiftlikteki işkence üssü. Hani Kemal Eskintan'ın e, ve Sadık Üstü'nün de 15 Temmuz bahsinde mutlaka konuşulması gereken yerinde bir işkence merkezi var. Üst tarafta normal ofislerin olduğu, çalışmaların olduğu bir yer. Oraya Erdoğan da geliyor. Ve hatta şunu yapıyorlar. Erdoğan saraydan özel aşçısını getiriyor. Bakın yedikleri yemeğe kadar anlattım. Ceylan etinden kebap yapıyorlar. Alt tarafta işkence yapılıyor. Üst tarafta Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın oturup ziyafetler yedikleri, altta işkencelerin yapıldığı. Hatta onun ortasında bir yörük çadırı var. Şeyin içerisinde, mit yerleşkesinin içerisinde. Yörük çadırının sırtında bir boş tepelik küçük bir alan var. Bakın o kadar detaylı anlattı bana kaynağın bütün bunların hepsini. Orada Erdoğan, şey, Hakan Fidan'la Hulusi Akar sıra dışı bir şekilde yanlarına telefonlar almıyorlar, yanlarına koruma getirmiyorlar. Hatta çay bile almıyorlar yanlarına. Orada 15 Temmuz öncesinde te şeyin süreçlerini koordine ediyorlar. Kimsenin olmadığı, dinlenemesin tepelik bir alanda böyle şeylerin yapıldığı bir yer ve bunlar konuşulmasın diye işte zaten sosyal medyada, medyada büyük baskılar, şeyler var. Ya düşünün Hakan Fidan bir işkence zanlısıdır. Bakın, yani bu amiralin anlattığı şeyi ben yeni duydum ama Başka örnekleri bilerek, somut kaynaklardan dinleyerek bunu daha önce yazdık, anlattık. Yani kaybedilmiş insanlar var ve bu işkencelere bizzat Hakan Fidan'ın girdiğini gören, bilen insanlar var. Peki. Arkadaşlar çok teşekkürler. Editör masasını kapatıyoruz. Haftaya aynı kadroyla tekrar karşınızda Abi, olmak umuduyla. Hoşçakalın. Metin İlker'e evet. selam yollamadan kapatacağız diye çok endişe evet. ettim. Ben de ha, şey peki. Şey, şey yıkarı, e, selamlar, Metin Yıkar'a selamlar. Selamlarımızı yolluyoruz. Selamlar Metin Yıkar. Seni özledik. Haftaya olur inşallah. Bakalım. Hoşça kalın. Abi, <laughs> Metin Yıkar, Metin Yıkar bir Twitter şey Instagram fenomeni doğru gidiyor adam şu anda evet, Instagram'da evet. sevdi bu Yani böyle her gün çok orijinal paylaşımlar yapıyor. Ben de merakla izliyorum. Instagram fenomeni olarak yakında bizi tanımayabilir. <laughs> peki. Çok teşekkürler. Tekrar üçüncü ve son kez hoşça kalın.